Ya tabii burada iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi aslında Sivas maçına kadar aleyhine en çok hata yapılan takım kim derseniz Galatasaray herkes derdi. Çünkü çok net maçlar var. Yani Trabzon maçından başlayan Alanya maçında ki o zaten bir rezaletti yani. O hakem bile 3-4 hafta sonra sahalara döndü. Yani o kadar büyük bir şeye imza attıktan sonra. Orada ne konuşulduğunu, orada ne karar verildiğini de bilmiyoruz. Belki bunu da yakın zamanda Futbol Federasyonu belki geçmişe dönük de bu hakem konuşmalarını belki kendi sitesinden yayınlayabilir. Yani böyle bir şey başladı. Bunu birincisi söyleyeyim. İkincisi Sivas takımının serzenişi, söylemleri çok haklı. Yani kim olsa Sivas Spor takımıyla aynı şeyi söylerdi. Pozisyonla ilgili biz de rahatsızız. Yani maçın 50. dakikası maç 1-1 olacak. 1-1 olsun. Yani bu bizi Galatasaray için hiçbir şey değil. Yani maçın 90. dakikası olur. İşte gol verilmez. Maç 2-1 olacaktır. Şey olmaz. Bu farklı bir senaryo ama 50. dakika 1-1 oluyor. Maç devam edecek. Belki Sivas kazanacak. Belki Galatasaray kazanacak. Yani buradan en çok rahatsız, bu yapılan hatadan en çok rahatsız olan birincisi biziz. İkincisi Galatasaray Kulübü sezon başından beri zaten adalet isteyen bir kulüp. Bununla ilgili çalışmaları var. Federasyona yaptığı şeyler, başvurular var. Dışarıda kendi televizyon üzerinden yapmak istediği şeyler var. Yani Türkiye'de de ilk defa bir takım lehine yapılan hatadan sonra çıkıp açıklama yaptı. Bunu lehimize hata yapıldı diye ilk defa Türkiye'de bir takım bunun açıklamasını yaptı. Ama bu senede lehimize yapılan tek hataydı belki de bu. Yani aleyhimize yapılan 6-7 tane net hata görülmezken sadece lehimize yapılan bir hata üzerinden konuşuldu. Belki bu pozisyonun da gereği olarak bunu da düşünmek lazım. Çünkü orada hiçbirimiz anlamadık ne verildiğini. Çok haklı bir şekilde bence yani bu pozisyonla ilgili konuşulan her şeyde herkes haklı bir şekilde konuştu. Ama biz de aynı şekilde bunu kabul ediyoruz. Yani, tabii ki lehimize yapılan hatanın da yapılmamasını zaten istiyoruz. Yani böyle bir şeyi zaten talep eden, isteyen bir kulüp değiliz. Bu bize zarar verir. Biz normal oyun şartlarında oynanmasını istiyoruz. Aleyhimize yapılan hatalarda da kimsenin sesi çıkmadı. Yani ben burada bir Alanya maçı hatırlıyorum. İşte çok yanlış bir kırmızı kart. Üstüne ertesi gün hadi bir gün konuşuldu. 2 gün hatta o akşam televizyonda bunu da en çok tabii ki yayıncı kuruluşta oturan arkadaşlarımız işte o girer mi o çıkar mı diye konuştu yani. Yani bu tür şeyler yaşadık biz, bu tür zorluklar yaşadık yani bizim lehimize verilmeyen penaltılar, çok net bloklar, gösterilmeyen görüntüler, dışarı verilmeyen görüntüler. Yani bu Giresun Spor maçında Emrah Kuban ayağına basılması gösterilmedi televizyonda. Kayseri maçında İcardi'nin şutundaki pozisyon gösterilmedi. Yani bunlar hiçbir zaman gündem olmadı ama sadece Galatasaray lehine yapılan bir hata bu anlamda gündem oldu. Gündem olmakta da haklı olduğunu düşünüyorum pozisyon gereği. Dediğim gibi yani biz de bundan rahatsızız. Biz kendi lehimize hiçbir şey istemiyoruz. Ama bu kadar yapılan Galatasaray üzerine oynanan oyunların da karşısındayız. Kulübümüz de bunun karşısında. İlk kabul eden, hakemin hata yapmasını ilk kabul eden zaten Galatasaray Kulübü'dür. Bunun açıklamasını yaptı gerektiği şekilde. Biz sadece oyuna odaklanmak istiyoruz. Herkes oyuna odaklansın. Yani bu kadar insanlar arasında zorluk çıkartmaya, insanları birbirine düşürmeye çok fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi yani ben de mesela Alanya maçından sonra fazla tepki göstermiştim. Benim yaptığım da orada belki yanlıştı. Yani çok fazla tepki göstermek bir yandan insanları da bu anlamda geriyor. Ama her ayağına basılan takım da bu anlamda rahatsız. Bundan sonra da tabii ki bir milat oldu. Bu VAR görüntüleri, VAR konuşmaları milat oldu. Bundan sonra herhalde her hafta bununla ilgili federasyonumuz maçlarla ilgili görüntüleri ortaya koyacaktır. Benim söylemek istediğim tabii ki yani biz burada şeyi de tartışmamız gerekiyor. Yani VAR'daki çizgileri de tartışmamız gerekiyor. Yani nasıl koyuldu, nereden koyuldu, kim koydu, bu çizgiyi nasıl çizdi. Belki bunların bile incelenmesi gerekiyor geçmiş maçlara göre. Yani bakıyorsunuz çizgiye offside değil gibi gözüküyor ama offside çıkıyor. Yani o pozisyonu ne deseniz, nasıl bir çizgi çizseniz istediğinizi gösterebilirsiniz, istediğiniz şekilde onu yönlendirebilirsiniz. O yüzden bunların da bence incelenmesi gerekiyor. Bunların da kamuoyuna sunulması gerekiyor. Çünkü herkes bir şekilde adalet istiyor. Tabii ki futbolun belki güzelliklerinden biri de bu kadar konuşulması, bilinmez olması, hakem hatası, diğer hatalar, hoca hatası, futbolcu hatası, bunların hepsi olacak. Hepsini de bir şekilde kabul edeceğiz ama demek istediğim eşit bir şekilde, yani herkesin bu anlamda herkesin istediği şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nda bundan sonraki haftalarda bütün takımlara eşit şekilde yaklaşması.